Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerindeki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. D1 paralel D2 ABC bir üçgen ve şunlar birbirine eşit verilmiş. Buna göre BAD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şu açının tamamı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle ne var? Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Hocam 48'e bakacak olursak bir Z kuralı var sanki burada. Evet Z kuralından 48. Peki ikizkenar üçgen tepe açısı 48 ise 180'den 48 çıkart. 132. 2'ye böldüğümüz zaman da taban açılarını buluruz değil mi? 132'yi 2'ye böldüğümüz zaman 66 mı yapar buradaki açılar? Evet. Ama bizden neresi isteniyor? Şu açının tamamı isteniyor arkadaşlar. Yani BAD açısı 66 artı 48 isteniyor. O da 14, 114 mi yapıyor arkadaşlar? Birinci sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 2'ye. İkinci soruda da arkadaşlar ne verilmiş? Bu bilgilerle bak soruyu yapamıyorum. Hemen soruyu okuyacağım. AC ile BC birbirine eşit verilmiş. AC ile BC birbirine eşit. Aa bitti olay. Tepe açısı 44. 180'den 44 çıkart. E, 180'den 44 çıkarttığımız zaman 136. 136'yı da 2'ye böldüğümüz zaman 68 mi çıkıyor? Evet. Buradaki kaç? 68. Buradaki kaçının tamamı 68 oldu. 68'de 2 eşit parçaya bölüyor arkadaşlar burada. 34, 34 oldu bunlar. E, şimdi x'e bakacağım. Ya bu üçgende iç açılar toplamından ya da şu üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani x direkt neye eşit? 68 artı 34'e eşittir. O zaman x de 8, 4 daha 12, 9, 102 mi çıkıyor? Evet cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet ABC ve ADC bir ikizkenar kenar üçgen. Bak buradaki ikiz kenarlık gösterilmiş ama ADC'deki ABC'deki ikiz kenarlık gösterilmemiş. Yani AB ile BC de birbirine eşitliğinde kullanacaksın soruda. Şimdi ben burada ne bu ikiz kenarda bir şey taban açısı ya da tepe açısı var ne de şu ikiz kenarda taban açısı tepe açısı var. Genelde küçük üçgenden başlarız. Yani şuradaki açıya ben bir A açısı dersem. A hocam şu ikiz kenarlıktan dolayı burası daha mıdır? Evet. E şurası A artı 6 mı? Tamamı. Şu ikiz kenarlığa bakacağım. Evet. Burası A artı 6 ise bu açının da tamamı A artı 6'dır. A artı 6'dan 9'u çıkartırsam buraya mı bulursun? Evet. Yani A eksi 3 mi yapıyor arkadaşlar burası? Evet. Burada kaç tekrar söylüyorum. A artı 6'dan 9'un çıkartılmış halidir arkadaşlar. Çünkü tamamı A artı 6 olduğundan dolayı. Peki burada artık A'yı ben bulabilirim. Buraya alfa dedik ama şuraya x desek daha sağlıklı olacak sanki değerlere. Evet. X dersek en azından alfayla karışmamış oluruz arkadaşlar. X dedim. X dedim. X artı 6 ise x artı 6. X artı 6'dan da 9 çıkartınca x eksi 3 oldu. Arkadaşlar şuradaki üçgende hemen bakıyoruz. Şu üçgende iç açılar toplamı 180. 1, 2, 3 tane x var. Bir de eksi 3 var. 180'e eşitse. Buradan 3x eşittir. 180 artı 3. Niye böyle yazdım? 3'e bölmesi kolay olsun diye. 3'e böldüğün zaman 60 artı 1'den 61 çıktı arkadaşlar. x 61 çıktı. Bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. İsterseniz şöyle yazın arkadaşlar. x 61 ya x 61 yazdık daha sonra büyük üçgende bak 61 artı 6 67 burası 67 burası alfayı da böyle bulabilirsiniz ya da şurada bir boyunuz var mı artık var yani alfa ile 9 ve 6'nın toplamı 9 ve 6'nın toplamı 61'e eşit olacak e alfa da buradan 61 eksi 15'ten cevap kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar 46 mı çıkıyor evet 46 çıkıyor değil mi Evet 46 çık 61'den 15 çıkınca. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik dörde. Evet doğru da açılar sorusu bakalım ne yapıyoruz? Şu paralellikler verilmiş bir de şunlar paralel verilmiş. Ben bu paralelliklerde hiç U kuralı, Z kuralı, M kuralı yapamıyorum. Yapamadığım zaman ne yapıyordum? Önce açılanın olduğu yere yoğunlaşmam lazım. Paralel doğruları uzatıyordum. E paralel doğruları uzatsam. Hocam şunu uzatsam da olur. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şunu uzatsanız da olur. Fark etmez. Hadi şunu uzatalım isterseniz. Bunu uzattığım zaman. Aa hocam şu 80'i kullanabiliyorum. Şunlar birbirine paralel olduğu için yöndeş açıdan burası 80 mi oldu? Evet. 80. 40 daha. Kaç yaptı? 120. Buraya kaç kaldı? 60. E hocam şunlar da birbirine paralel. Burada da bir yöndeş açı var. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacağından dolayı x direkt kaça eşit oldu? 60 eşit oldu. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Şimdi şu üçü birbirine eşit verilmiş. Hocam x ise burası da x midir? Evet. Şu ikiz kenarda da burası nokta açısıysa burası da nokta açısı mı? Evet. Şu x'in toplamı x ise bunlar x bölü 2 x bölü 2 olur ama x bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. Hocam a diyeyim. O zaman x dediğim ne oldu arkadaşım? 2a oldu. E o zaman burası da 2a. E zaten burası da a. Çünkü bu açıların eşitliğinden dolayı. Bakın nokta açısı verilmiş. Burası da nokta açısı. Şuraya bakacak olursak şuradaki üçgende artık arkadaşlar ne var? Hocam 2A, 2A ve A toplamları 5A. 180'e eşitse 180'i 5'e böl. 0 at 2 ile çarp. Yani direkt 36 yaptı A? Evet ama bizden X isteniyor. X 2A olduğundan A da 36 olduğundan cevap kaç çıktı arkadaşlar? 72 çıktı. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle balık balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Kalınlıkları önemsiz eşit boydaki 3 kibrit çöpü ucu ucu eklendiğinde oluşan açı ölçüleri aşağıda verilmiştir. E buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu kibrit çöpleri sarıyla gösterilenler birbirine eşit. Ben şöyle tırtıklayayım. Daha net bir şekilde fark edin. Evet şu ikiz kenar hatta şunu da tırtıklayayım şöyle. Hocam bu da ikiz kenar. Bir yerden başlayalım. Bir ikiz kenarın taban açısından başlayalım. Mesela buraya A diyelim. Hocam buraya A dersem A artı 45. Bak şuradaki ikiz kenarlıkta burası A artı 45 ise şuradaki açıda nedir? A artı 45 eşittir. E hocam bir şey gördük burada. Bir şey fark ettik daha doğrusu. İki tane açı yan yana geldi. İki açı yan yana gelince ne yapıyoruz? Dayanamam. Bir dış açı eşittir. Hop şurası. A, A artı 45 ile 45'in toplama A artı 90 mı yaptı arkadaşlar? Evet. Burası A artı 90 oldu. E sonra 60'ı kullanacağız. A 60'la, 60'la bu açının toplamı da A artı 90 olacağından. O zaman şurası ne yapmak zorunda arkadaşlar? A artı 30 mu oluyor? Evet. 60 neyi toplarsan A artı 90 yapar arkadaşlar. A artı 30'u tamam. A artı 90 yaptı. E hocam bu ikiz da şimdi kullanalım. Sıkıştığımız zaman verilen bilgiyi kullanıyoruz. Hocam bu ikiz kenarda bu taban açısı A artı 30'sa bu taban açısı da A artı 30'dur. E A artı 30 A artı 30 A. Şimdi burası yazalım. A artı 30 artı A artı 30 artı A eşittir 180 olacağından 3 A eşittir 60 60 120 180'den 120 çıkınca e, pardon 30 30 60 180 60 çıkınca 120. A'yı da buradan kaç buluruz? 40 buluruz. Hocam A 40'sa şu A yerine 40 yazdığımızda bu açı kaç çıktı o zaman? 70. E 60 70 ve x'in toplamı da bu üçgende 60 70 ve x'in toplamı da 180 olacağından dolayı x de buradan kaç çıkar? 60 70 daha 130. 180'den 130 çıkınca da 50 kalır arkadaşlar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. Doğru açılar sorusu. Öncelikle şu paralelleri kullanalım. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Şunlar da birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Öncelikle şu paralelliğe baktığınız zaman direkt bir z kuralı var. Arkadaşım burası x mi yapar? Evet. Hocam şu paralelliğe bakacak olursak şimdi maviyle göstereyim. Şunlar da birbirine paralel. A 75'e bakacak olursak 75 Aha da buradaki açıda 75 olmaz mı? Aynı yöne bakıyorlar çünkü. Yani 30 artı x eşittir 75 olacağından x'i buradan kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani 7. sorunun cevap böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. Ne yapıyoruz? Paralel doğrular gördüğümüzde ya paralel doğruları uzatıyoruz ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Arkadaşlar siz genelde şuradan yapıyorsunuz diye ben de buradan yapayım. Şu paralel doğruyu uzatayım. Şu paralel doğruyu uzatınca tamam. A şu 45'e ve 125'e bakınca şurada bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. 45 ile neyi toplarsan 125 yapar. Hocam 80'i toplarsak değil mi? O zaman burası 80. E hocam burada da bir üçgen var. E, 30'u kullanacağım çünkü burada 30'u kullanırsam iki iç açın toplam bir dış açı şuradaki açıda kaç derece yapar o zaman arkadaşlar 30 ile neyi toplarsak 80 yapar tabii ki 50'yi e, burası 50 E burası da 180'e tamamlayan açısı olduğundan dolayı da x kaç yapacaktır 130 derece yapacaktır yani böylelikle cevap denizli oldu 8. soruda geldik 9'a. 9. soruda eşitlikler verilmiş. 80 verilmiş. Şu verilen bilgilerle bir şey yapabiliyor muyum? Soruyu okuyorum. Başka da bir bilgi yok. Başlayacağız. Bir yerden başlayacağız. Hocam bu açıların eşitliğinden başlayayım isterseniz. A, A desem. E ondan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar burada? İkiz kenarlık var. AB ile de A, D birbirine eşit. Haydi bakalım. İşlem yapmaya korkmayın arkadaşlar. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Şuraya da bir B diyelim mi? Diyelim. Bu ikiz kenarın taban açısı yazma yazalım. Ya mecburen bazen iki bilinmeyene de dalıyoruz. BB diyelim. Aynı cinsten yazamıyorsak bazen ikinci bilinmeyene de dalacağız tabii ki. BB dedik. E buraya da B dersek A burada bir üçgen çıktı. Bu üçgende ne oldu arkadaşlar? A B ve 80. Hocam A artı B artı 80 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 100 derece buluruz. BAC isteniyor bizden. BAC'ye bakalım. Şurada açı isteniyor arkadaşlar. A şu üçgende de o zaman ben bu üçgenin bu açısını bulmak için şu üçgene yoğunlaşacağım. Bak verilen bilgileri yoğunlaşınca soruları daha hızlı bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. E ben bu üçgene yoğunlaşacaksam bu üçgenin diğer açıları A ve B. E buraya da bir X dersem A artı B artı X de eşittir 180 olacağından. A artı B'yi de 100 bulduğumuzdan X kaç yapıyor arkadaşlar? 80 yapıyor. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Evet geldik ÖSYM köşesine. Yani 10. sorudayız arkadaşlar. Kenarları farklı renklere, renklerle boyalı olan iki eş dik üçgenin birer açısı aşağıda verilmiştir. Evet. Kenarları farklı renklerle boyalı iki eş. Görüyorsunuz. iki eş üçgen bu şekilde verilmiş. Yani burada siyahı gören 42. Diğer üçgende de siyahı gören 42. Madem eş üçgen bunlar. Buradaki açıları yapıştır kardeşim. Hocam bu üçgen böyle konulmuş. Siyahı gören 42 değil miydi? eş üçgensel yapılarda ona dikkat edeceksiniz. eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. Yani siyah gören buradaki açı 42 derece. Hemen buraya bir 42 yazalım. Hocam burada da siyah gören şu üçgende de siyah gören buradaki açı 42 derecedir. E, sonra ne yapacağız arkadaşlar? 42 ve 63'ü kullanacağız mı? Kullanacağız. E, belli zaten. Verilen bilgiyi kullanacağız. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Hocam 42 ve 63'ün toplamı 105 mi yaptı? Hocam burası 105 yaptı. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan. Bulduğun bilgiyi de kullan. Sen 105'i kullanmak istiyorsan daha x'e bakmadın. E hocam x var 105 var. Aa bak şuradaki üçgen direkt verilen bilgilere bakınca daha rahat bir şekilde soruyu Görüyorsunuz sizin tabirinizle konuşayım yani burada bir üçgen çıktı zaten direktman yani x artı 105 artı 42'nin kaç olması lazım 180 olması lazım x de buradan şu ikisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar 147 yaptı 180 eksi 147'den x de buradan kaç derece olarak buluruz 33 derece olarak buluruz evet. 10. sorunun cevabı Denizli çıktı. MSÜ 2020 sorusuymuş arkadaşlar. Bakın verilen bilgileri kullandığınız sürece soruya cevaba doğru çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Ve geldik son soruya. 11. sorudayız. Şekil 1'de verilen özdeş iki ayağa sahip çamaşır askılığının AB ve CD kolları zemin ile paralel durumdayken AB askılığı uç noktalarından ok yönünde eşit açılarla açıldığında şekil 2 elde ediliyor. Evet. Şu şekilde. Askılık bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açmışım böyle açmışım. Ve ne diyor arkadaşlar? Dikkat edin. Sahip çamaşır askılığının e, özdeş iki ayağa sahip. Bak özdeş iki ayağı. Verilen birileri hep kullanmak zorundayız. Özdeş iki ayak. Çamaşır askılığındaki özdeş iki ayak. Şunlar değil midir arkadaşlar? Evet. Bir daha okuyorum soruyu. Dikkatli olun. Şekil 1'de verilen özdeş iki ayağa sahip. Çamaşır askılığının AB ve CD kolları zemin ile paralel durumda. Zemin ile paralel durumda. Bunu da kullanacağım demek ki. Hocam zemin ile paralelse şunlar şöyle. Z'den dolayı 70 mi oldu burası? Evet. E hocam bu özdeş ask ayaklardı bunlar. O zaman burası 78 kenarlıktan dolayı burası da 70. 70 70 140'tan burada kaç kaç derece bulduk? 40 derece bulduk. Hemen şuraya bir 40 derece yazalım arkadaşlar. Sonra AB askılı uç noktalarından ok yönünde eşit açılarla açıldığında evet şöyle eşit açılarla açacakmışım arkadaşlar. Bunu böyle açtım. Bak önceden nasıldı arkadaşım? Önceden bu böyleydi. Bu da böyleydi. Dikkat. Eşit açılarla aç diyor sana. Hocam şurası böyle açtığın zaman yukarı doğru. Burasını da böyle açacaksın. Yukarı doğru diyor. Ve bu arada CD zemine paralel demiş. CD'deki açı da lazım olacak bana. Dikkat. Hocam şununla şu birbirine paralel ya. 70 ise şöyle Z'den dolayı burası da 70'tir. E hocam ya da direktman şununla şu paralel ya. U kuralından dolayı burası 110 mu yaptı? Evet. Burada kaçı 110 derece bulduk. Eyvallah. İşimiz kolaylaştı mı arkadaşlar? Kolaylaştı. Öncesinde 40-70 hatta burası da 70 değil mi arkadaşlar? Ya da şöyle Z'den dolayı. Ya da şöyle Z'den dolayı. Evet. Ee, önceki durumları da şuraya yazalım. 70 burası hocam. Burası da 70 hocam. E, burası 110 derece değil mi? Evet. E, buradaki açıyla buradaki açı eşit verilmiş ve eşit. Yukarı doğru açılmıştı bunlar. E hocam 70 ise burası 110 olduğuna göre. 110'dan 70 çıkınca 40 derece mi kaldı buraya? Evet. E hocam burası 40 ise. Ben eşit bir şekilde yukarı kaldırmıştım. 40 iken burası da 40 derece oldu mu? Oldu. E 40, 40, 80 ise X'e de kaç kaldı? Çünkü bu doğru saldı arkadaşlar. 100 derece kaldı. 180'e tamamlayan açı doğru açı olduğundan dolayı arkadaşlar. Dolayısıyla güzel bir soru arkadaşlar. Verilen bilgileri burada kullanmayı unutmayın. Böyle. Buna yeni nesil sorular diyoruz. Sorunun içerisinde göstermiyor da sorudaki bazı eksikleri bizim tamamlamamızı sağlıyorlar. E Bunlara da artık bu tür sorularda alışıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Böylelikle cevap Balıkesir çıktı ve arkadaşlar test 2'yi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.